Merhabalar, merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba Yusuf Ali Bey, merhabalar. Merhabalar Aysema, Yasemin. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar Alev Hanım. Sevgili grup yöneticimiz, siz de hoş geldiniz. Merhabalar Leyla Hanım, merhabalar. Merhabalar Songül Hanım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhabalar Metehan, teşekkürler. Teşekkürler Alev Hanım, hoş geldiniz tekrar. İyisinizdir umarım. Bu aralar sanki çok sık görüşüyoruz değil mi? Evet, sayın velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz. Bugün malum bilim kurulunda bir toplantısı vardı arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Teşekkürler Şenay Hanım, hoş geldiniz. Dolayısıyla Sağlık Bakanımızın da bir açıklaması oldu. Hatta orada gazetecilerin de izlediyseniz de soru cevapları söz konusu oldu. Tabii birazdan sanırım İçişleri Bakanımızın da konuya dair bir açıklaması olacak diye biliyorum. Belki bir ihtimal cumartesi günü sınavdan dolayı öğrencilerimizin ve velilerimizin daha temkinli bir şekilde ve rahat bir şekilde sınava gitmesi için belki cumartesiye yönelik bir tedbiri gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz inşallah. Merhabalar, merhabalar. Şimdi elimden geldiği kadar aslında sorularımızın hepsi aynı. Ortak sorular, ortak sorunlar durumunda. O yüzden yine detaylı olmasa da net bir şekilde çözüm önerilerimizle günümüzü tamamlayalım istiyorum. Malum artık başka bir zamanımız kalmadı. Bugün çarşamba, malum yarın perşembe, bir gün cuma ve cumartesi günü inşallah öğrencilerimiz bu sınavı da rahat bir şekilde atlatacaklar diye düşünüyorum. İyi akşamlar Serap Hanım, hoş geldiniz. Dolayısıyla tabii öğrencimiz de olduğu kadar velimizde de haklı olarak bir heyecan var. Artı korku da malum ister istemez yaşanan süreçten dolayı gündeme gelen bir durum. Malum geçen hafta biliyorsunuz Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı vardı. Ve yaşanan tabii ki Covid-19'lu vakaların da sınavda olmuş olması bazı sıkıntıları da beraberinde getirmiş bulunuyor. Hatta sınava giren öğrencilerden aldığımız bilgilere göre binaya girişte ateş ölçümü yapılmadığına dair eleştiriler gündeme geldi. Tabii ki bu ciddi bir sıkıntı. Umarız ki Milli Eğitim Bakanlığımızın yapacağı bu sınavda tedbirler üst düzeyde olur. Çünkü yapılan açıklamalar bakanımızın hep bu yönde. Velilerimizin ve öğrencilerimizin içinin rahat olması yönünde açıklamalar gündeme geldi biliyorsunuz. Bu anlamda umut ediyoruz ki Milli Savunma Üniversitesi'ndeki gibi bir tabloyla karşılaşmayız diye düşünüyoruz. Bu anlamda oldukça önemli. O yüzden sizlerden tek ricam şu. Öncelikli olarak bugünkü söylemlerimin büyük bir bölümü öğrencilerimiz için olacak. Onu söyleyeyim. Çünkü evet 8. sınıf öğrencilerimiz tam hayatlarının aslında başlangıcında diyebileceğimiz bir süreçteler. Ve böylesine bir süreçte zaten sınava hazırlık yapmak malum başlı başına bir handikap oluşturmakta. Bir de böyle bir sınava hazırlığa başlayıp da hemen sonrasındaki süreçte Covid-19 gibi bir virüsle karşılaşmaları ve bundan dolayı hayat akışlarının tamamen değişikliğe uğraması tabii ki bünyemizin bir anda alışabileceği bir durum değil. Yetişkinleri bile olumsuz etkileyen bu tablo tabii ki çocuklarımızı daha da fazla etkilemiş durumda. Fakat tabii artı yönleri de var idi. Neydi? Mesela en azından okula gitme gibi bir derdimiz yoktu. Vakit kaybımızı engellemiştik. İlk dönemin konularından biliyorsunuz sorumlu olacaktık. Bunların hepsi bizim lehimiz olan şeylerdi ama malum keşke bu süreç olmasaydı da öğrencimiz yine okula gitseydi. Belki daha yoğun olsaydı ama en azından psikolojik anlamda böyle bir sürece maruz kalmasaydı tabii ki gönlümüzden geçen de. Fakat malum bu olay sadece Türkiye'ye has değil, tüm dünyaya has yaşanan bir gelişme durumundaydı.
Bundan dolayı da hem velimizin hem öğrencimizin özellikle artık şu kalan zaman diliminde daha da soğukkanlı olmasını gerektiren bir süreç içerisinde. Sizden tek ricam şu, niçin bu ricada bulunuyorum? Ben her zaman her platformda bunu söylüyorum. Ben karşınızda yalnızca ezber bozan koç olarak değil, eğitimci yazar olarak değil, aynı zamanda Abdurrahman Yılmaz, yani bir çocuk babası olarak da buradayım. O yüzden sizleri daha iyi anlayabiliyorum. Yani hem öğrencimizi daha iyi anlayabiliyorum, hem de ebeveynimizi, annemizi, babamızı daha rahat anlayabiliyorum. O yüzden özellikle rica ediyorum. Bu sınav ne anne için, ne baba için, ne de öğrenci için gereğinden fazla abartılması gereken bir durum değil. Bu çok önemli, bakın üzerine basa basa söylüyorum. Biliyorsunuz önceki yaptığımız seminerlerde her defasında bunu söyledim. Ve Türkiye'de birçok ile gidiyoruz, birçok okula gidiyoruz ve her defasında her öğrencimize, her velimize ben bunu söylüyorum. Onlar bir kere zaten bizim evlatlarımız olduklarından dolayı değerliler. Yani sınav olsun veya olmasın bu hiçbir şeyi değiştirmiyor, biliyorsunuz. İkincisi, tabii ki her anne, her baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Yani öyle arzu eder. Ve haklı da, haklı olarak da bunu arzu eder. Sadece hani konu komşu el alem ne der diye değil de hani malum dünyanın akışı ve Türkiye'nin akışını seyrederek hayatın getirebileceği olumsuzluklar karşısında tabii ki çocuğunun iyi bir hayat yaşamasını arzu eder. Ki ben de onu arzu ediyorum. Sonuçta benim de bir çocuğum var. Fakat bunları bazen gereğinden fazla abartmak çocuklarımıza sanki biraz daha fazla yük bindirmekte, onların heyecanını, korkusunu, stresini biraz daha artırmakta diye düşünüyorum. Tabii bu dengeyi sağlamak öyle kolay bir şey değil. Özellikle şu Mart'tan itibaren yaşamış olduğumuz süreçte gerçekten kolay değil. Burada her anne babamıza hak veriyorum bu konuda. Tabii ki zaten normal şartlarda bile zorlanırlarken, böylesi bir süreçte eve hapsolmuş bir durumdayken ve ele avuca sığmayan çocukları dört duvar arasına sıkıştırmaya çalışmak, sığdırmaya çalışmak ve onları kontrol etmeye çalışmak gerçekten zor bir süreçti. Ben burada bütün ebeveynlerimizi önce bir alkışlamak istiyorum. Yani bu gerçekten kayda değer bir durum, önemli bir durum. Yani her öğrencimizin de aslında burada benimle birlikte annesini ve babasını alkışlaması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi olayın bir de diğer yüzü var şimdi. Annemizi, babamızı alkışladık ama bir de öğrencimiz var. Şimdi hep birlikte şunu yapabiliriz. Mesela bugün itibariyle başta ben olmak üzere bütün öğrencilerimi, evet, alkışlamak istiyorum. Dediğimiz gibi onların aslında bu sınavda alacakları puanın evet önemi var ama aslında hiçbir önemi yok. Niye diyeceksiniz? Evet, bu sınav önemli. Ama zaten bugüne kadar bu öğrencilerimiz gerekeni yaptılar. Ha şimdi diyeceksiniz ki öğrenci olarak ya hocam ben tam da çalışamadım diyeceksiniz belki. Belki veli olarak ya hocam bizim çocuk gerekeni yapmadı gibi düşüneceksiniz ama aslında öyle değil. Çünkü iyi kavramı neyle kıyasladığınızla ilgili değişebilmekte. Malum herkesin bir mükemmellik olgusu vardır, mükemmellik algısı vardır ama malum mükemmel diye bir şey yoktur. O sadece kelime olarak var olan bir özelliktir. Mükemmellik yalnızca ilahi bir özelliktir. Onun haricinde biliyorsunuz dünya dengesinde yani bir ağaç evet mükemmeldir ama bir insandan o şekilde bir mükemmellik bekleyemezsiniz. Evet, insanın yaratılması bir mükemmelliktir ama insan tavırlarıyla, davranışlarıyla mükemmel olmayabilir. Evet, bunlar bizim çocuklarımız, bunlar bizim anne ve babalarımız ama sonuçta anne babamız olması onların mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Evlatlarımız olması onların mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Sonuçta biz hatalarımızla, yanlışlarımızla, doğrularımızla bir bütünüz. Olayı da böyle görmek gerekiyor. O başarı ve başarısızlık olgusu o kadar değişken ki emin olun bugün sınava girip 25-30 net yapamayan insanların bundan 3 sene sonrasında, 5 sene sonrasında tüm dünyada isminden bahsettiren başarılara imza atabildiğini defalarca, binlerce defa gördük tarih boyunca. Malum biliyorsunuz ben aynı zamanda tarih öğretmeniyim. Yıllardır da sektördeyiz. Dolayısıyla yıllardır üniversiteye, daha sonra liselere öğrenci hazırlıyoruz.
artı devlet memurluğu olan biliyorsunuz KPSS var ve oraya da öğrenci hazırlayan bir özelliğe sahibiz. Bu anlamda hani her kesimden öğrenciye hitap ettiğimizden ve onlarla iç içe olduğumuzdan dolayı aslında öğrencilerimizi çok yakından anlayabiliyorum. Çok rahat empati kurabiliyorum. Onların içindeki aslında o hüznü anlayabiliyorum. İçindeki o burukluğu anlayabiliyorum. İçindeki o coşkuyu anlayabiliyorum. O korkuyu anlayabiliyorum. Heyecanı anlayabiliyorum. Hani o yüzden demem şu. Burada emin olun o öğrencilerimiz sınav günü sizin beklediğinizden bile daha yüksek netler yapacaklar. Hiç merak etmeyin. Yeter ki bugünden itibaren çocuklarımızı gereğinden fazla heyecanlandıracak bir şey yapmayalım. Yani normal rutin hayatımızı devam ettirelim. Tek ricam şu sizden. Biliyorsunuz sınav cumartesi günü olacak arkadaşlar ve sabahleyin saat 9.30'da başlayacak. O yüzden malum cumartesi bizim erken kalkmamız gerekecek. Ve o gece uykumuzu çok iyi almamız gerekecek. Biliyorsunuz bu çok önemli bir özelliğimizdi. O yüzden sizden ricam şu. Bakın şimdi yarın Perşembe. Yarın gece çocuklarımız mümkün olduğu kadar geç yatsınlar. Mümkün olduğu kadar geç yatsınlar. Ve cuma günü de mümkün olduğu kadar erken kalksınlar. Ki burada onları geç yatırmak ve erken kaldırmak görevini direkt anne babaya biz görev olarak verelim. Ve erken kalksınlar ki cuma günü o gün akşama doğru yavaş yavaş artık o günün de yorgunluğu birlikte zaten uykuları gelmeye başlayacaktır. Ve en azından bu sayede öğrencimizde belki evet heyecan olacak zaten olası bir şey bu. En azından öğrencimiz o heyecanına rağmen bir önceki günden uykusuz olduğundan dolayı daha rahat bir şekilde uykuya dalabilsin. Fakat özellikle burada öğrenci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Sizleri seviyorum ve gerçekten sizlerin başarılı olacağına eminim. Buna ben inanıyorum. Çünkü bu saatte şu anda burada beni dinliyor olmanız bile zaten başarmaya ne kadar hevesli olduğunuzu ve gerçekten bu işe ne kadar çok gönül verdiğinizi gösteren bir özelliktir. Bu konuda sizleri takdir ediyorum. Ve evet yani bizler Türk toplumu olarak biliyorsunuz ailesine bağlı, ailesine sadık insanlarız. Vatanına, milletine sadık insanlarız. Biz öyle ya da böyle zaten her şartta ailemize, vatanımıza sahip çıkan bir konumda olacağız. Yani burada yaptığımız işin bulunduğumuz konumun hiçbir önemi söz konusu değil biliyorsunuz. Fakat sınavın en önemli özelliği biliyorsunuz psikolojidir. Bu anlamda lütfen bu gün itibariyle yani ben bugün noktamızı koyup sizlere başarılar diledikten sonra artık sözlüğünüzden başarısızlık kavramını silin. Tamam, yani bugünden itibaren artık başarısızlık, başarmamak, yapamamak, korkmak, gereğinden fazla heyecanlanmak olmasın ve bütün bunları askıya alalım. Ve bugünden itibaren artık başımızı yastığa koyduğumuz zaman daima bizi motive edecek ve motivasyonumuzu artıracak kelimeler, cümleler ve olaylar üzerinde endekslenelim. Başka hiçbir şey düşünmeyelim. Hani şey vardır ya, sağır kurbağa olayı vardır ya. Yani bazen başarıya gitmek için sağımızdan solumuzdan gelen sesleri duymamak gerekiyor. Odaklanmak, odaklandığımız bir şeyi devam ettirmek gerekiyor. Çünkü malum sınavda bile gerçekten bizim odaklanmaya ihtiyacımız var ve o odağımızı devam ettirmeye ihtiyacımız var. O yüzden bugün itibariyle lütfen olumlu cümleler kurun. Oturun üşenmeyin. Kendinizi mutlu edecek, motive edecek cümleler yazın. Hayallerinizi süsleyin, daha farklı hayaller kurmaya çalışın. Mesela hayallerimizde mutlaka yeşile ve maviye yer verin ki en azından bu olay bizim umudumuzu, mutluluğumuzu biraz daha artırsın. Beslenmemizi buna yönelik olarak yapalım. Çok abartmamak şartıyla çikolata yemenizde fayda var. Çünkü o biliyorsunuz bizi biraz daha mutlu edecek bir özelliğe sahip olacaktır. Günde mutlaka kısa yürüyüşler yapalım. Çok kalabalık ortamlarda olmasın ama özellikle rahat yürüyebileceğimiz park alanları varsa ailecek buralarda yürümemizde fayda var. Bu oldukça önemli. Artık meditasyon yapın demeyeceğim. Çünkü herhalde artık söylediğinden itibaren yapıyorsunuzdur diye umut ediyorum ve düşünüyorum. O çok önemli. Ve
Uyku düzenimiz önemli dedik ama Perşembe akşam geç yatacağız unutmayın. Cuma sabah erken kalkacağız ki Cuma günü akşam erkenden uykumuz gelsin ve rahat bir şekilde uykuya dalıp uykumuzu alabilelim. Bu oldukça önemli bir özelliğimiz bizim için. Bunun haricinde beslenelim. Fakat lütfen abartılı bir beslenme özelliğine gitmeyin. Yani bu pazartesi günden itibaren nasıl bir beslenme düzenimiz varsa lütfen onun dışına çıkmayın. Abartılı yiyecekler yememeye özen gösterin. Çünkü bizim o gün gerçekten psikolojik olarak da aynı zamanda tabii ki bedensel olarak da iyi olmamız gerekiyor. Susuz kalmamaya çok özen gösterin. Abartı su içmeye de yeltenmenize gerek yok. Ve dediğimiz gibi gıdalara çok dikkat edelim. Üşütmemeye dikkat edelim. Bakın bunların hepsi çok önemli şeyler. Hani sen bugüne kadar çok geç çalışırsın ama o gün ufak bir mide rahatsızlığı bile bizim her şeyimizi alt üst edebilir biliyorsunuz. Ve moralimizi bozabilir. Yani o da bizim konsantrasyonumuzu bozar, soruya bakışımızı bozar. Yani o hurafeler bizim zihnimizde dönmeye başladıkça malum başarısızlık da o derece artmaya başlayacaktır. O yüzden çok önemli. Bakın Selin demiş ki evet hocam meditasyon çok faydalı olur demiş. Lütfen meditasyonu ihmal etmeyin. Onu artık hani hep yapıyorsunuz diye düşündüğümden dolayı söylemiyorum ama belki ilk defa aramızda katılanlarımız varsa lütfen uygulasınlar. Bakın şu anda böyle farkındaysanız ben sizlere müzik dinletiyorum ki hani bir yandan da zihnimiz dinlensin anlamında bunu yapıyorum. Bunun haricinde artık son 2 günde kendinizi çok yoracak kadar ders çalışmayın. Ders çalışın ama böyle yoracak kadar böyle kendinizi abartmayın. Ve şunu asla unutmayın. Ne kadar çok yanlış soru çözdüğünüzün hiçbir önemi yok. Ona takılmayın. Ben her zaman olaya şöyle bakarım. Ne kadar çok yanlış çözdüyseniz zaten o kadar fazla bilgi öğrendiniz demektir. Ben her zaman olayın o boyutundayımdır. Çünkü bu sayede siz yanlışlarınızla aslında işin doğrusunu öğrendiniz ve bilgi dağarcığınızı geliştirmiş oldunuz. Bu sizi geliştiren bir özellik oldu. Ben olaya her zaman böyle bakmışımdır. Tabii ki bugün de, yarın da, cuma günde soru söyleyeceksiniz sizler. Ama orada yanlışlarımız çıktı diye asla üzülmeyin. Dediğimiz gibi her yapmış olduğunuz yanlış soru çözümü aslında bize bir doğru öğretiyor. Emin olun belki bir iki günde öğrenmiş olduğunuz o doğrular sizi sınavda artı netlere geçirecektir. Belki başkalarına fark atmanızda yardımcı olacak olan bir iki soruyu yapmanızda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu yön oldukça önemli. Şimdi içinizde bilmiyorum var mı? Varsa da bana mesaj ulaşabilirsiniz. Zaten vardı bir velimiz, ben telefon numaramı da mesajla gönderdim. Özel bir sorun varsa, yani hocam ben de şu anda çok fazla dikkat eksikliği yaşıyorum, çok fazla kaygı yaşıyorum, gereğinden fazla korku yaşıyorum gibi durumlar var ise bana telefon ulaşabilirsiniz. Mesaj atın, ben size telefon numaramı verebilirim veya Alef Hanım'dan telefon alabilirsiniz. O konuda herhangi bir şeye gitmenize gerek yok. Yani hocamızı arasak ayıp olur mu falan diye düşünmenize gerek yok. Her zaman elimden geldiği kadar yardımcı olmaya hazırım. Sonuçta sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız demek. Sonuçta bugün evet bunlar belki hiç tanımadığımız, benim hiç görmediğim insanlar ama yarın bir gün hayatta bir yerlerde karşılaşmayacağımız anlamına gelmiyor bunlar. O yüzden her insan bizim için değerli, her öğrencimiz bizim için değerli. Hani ülkemizin neresinde olduğunun hiçbir önemi söz konusu değil. Burada herhangi bir ayrımcılık yapmak gibi lüksümüz zaten asla olamaz. Eğitim anlayışımızda zaten aykırı olan bir özellik durumunda. O yüzden varsa böyle afaki sorunlar yaşayanlarımız bana ulaşabilirsiniz. Ben hani basit bir sorunsa mesaj iletirim veya telefonla görüşerek ben sizlere detaylı bilgi verebilirim. Bu konuda herhangi bir sıkıntınız olmasın. Demiş ki Pınar Hanım, hocam cuma günü çalıştırmayı düşünmüyorum. Olabilir Pınar Hanım, yani öğrencimizin o gün dinlenmeye çekilmesi de gayet makul bir özelliktir. Oturup bir tane deneme sınavı çözmesi de çok bir şey kaybettirmez. Yani son gün ders çalışılmaz diye bir handikapa girmenize gerek yok. Yani bence son gün ders çalışılabilir. Mesela ben önceki yıllarda birçok öğrencime bu konuda tavsiyede bulunmuşumdur. Öğrencim son gün bile bir deneme sınavı çözmüştür ve belli oranda test çözmüştür. Ve en azından bunun da bir katkısını görmüştür. Hani böyle bir şeylere zihnimiz aslında kurcalamaya gerek yok. Sonuçta dedik ya sınav, ya sadece sınav. Aslında öğrencimiz olaya o gün gidip gireceği bir deneme sınavı olarak bile bakabilir bu olaya. Yani böyle abarttığımız zaman iş rayından çıkıyor.
Yani özel bir anlam yüklüyor. Dolayısıyla heyecan artıyor, panik artıyor. Anlatabildim mi? O yüzden mümkün olduğu kadar o rutinliği bozmayalım ki. Yani öğrencimiz bırak o gün programlı ders varsa çalışsın. Gene kitap okumasını yapsın. Sporu varsa sporunu yapsın. Yani olağanüstülük yaptığımız zaman siz fark etmiyorsunuz ama aslında bu öğrencinin çizgisinden çıkmasını ve heyecanın artmasını gündeme getiriyor. O yüzden bırakın o mümkün olduğu kadar öğrencimiz normal o aşina olduğu hayatı devam ettirsin. Yani onu böyle çok farklı sonuçların doğurabileceği bir ortama sürüklemeye bence hiç gerek yok. O yüzden bırakın o gün soru çözmek istiyorsa soru çözsün. Defter karıştırmak istiyorsa defter karıştırsın. Yani nasıl kendisini rahat hissediyorsa öğrencimiz normal şartlarda onu yapmasında bence büyük fayda var. Sadece dediğimiz gibi abartılı yemek yemek ve işte bir abartılı yani her gün yaptığımızın çok dışında faaliyette bulunmak istemiyoruz. Bu ayrı bir özellik. Sadece dediğimiz gibi yarın işte cuma günü yürüyüş yapmak bizi rahatlatacaktır. Yani zihnimiz en azından dinginleştirecektir. Bu çok önemli biliyorsunuz. Özellikle böyle hani çok fazla insanın olmadığı yeşillik alanları tercih ederseniz eğer bu gerçekten hem size hem de öğrencilere çok iyi gelecektir. Ve bunu yaparken de mesela her adımda ben genellikle mesela spor yaparken olumlu şeylerin karşılaştırmasını yaparım. Yani hayatımda beni mutlu eden şeyleri düşünerek mesela yürüyüşüm yaparım. Daha sonra geleceğe yönelik mesela planlar yaparak bunu yaparım. Daha sonra mesela şiir okurum yürüyüş yaparken. Veya işte takarım mesela kulaklığımı bu tarz müzikleri dinleyerek mesela yürüyüş yaparım ki hani beni mümkün olduğu kadar karamsarlığa yöneltecek veya umutsuzluğa sevk edecek şeylerden uzak kalmaya çalıştım. Zaten amacımız bu değil mi? Amacımız zaten son birkaç günde bunu yapmak. Yani öğrenci bu birkaç günde pozitifliğini artırırsa emin olun bu sınavda öğrencimize artı birkaç net olarak zaten yansıyacaktır. Yani olay sadece ders çalışmak değil. Hani evet ders zaten işin yekünü. Ama bunu zaten öğrencimiz Eylül'den beri yapıyor ki. Yani hocam çok az yaptı, ne bileyim şu kadar çalıştı, bu kadar çalıştı. Neye göre az, kime göre az, kime göre çok. Bu çok yuvarlak rakamlar. Belki öğrencimiz o çalışmış olduğu olay yetecek. Belki bu öğrencimiz tam puan alacak. Bütün soruları belki doğru cevaplayacak. Ve siz belki de hani öğrenciyi çok çalışmadı olarak gördüğünüz halde öğrencimizin bunu yapması bir mucize değil ki. Sonuçta öğrencinin o soruların tamamını yapabilecek kadar bilgisi zaten var. Tek sıkıntı ne biliyor musunuz? Yani özgüven. Belki öğrencimiz yeteri kadar buna güvenmiyordur. Belki siz de yeteri kadar çocuğunuza güvenmiyorsunuzdur. Bu karşılıklı bir olaydır. Yani siz yeteri kadar güvenmediğiniz sürece karşıdaki insanın evet tamamen yaklaşması mümkün değil ki. İşte bu yüzden diyorum ki yani biz bu kalan zaman diliminde çocuğumuza %100 güvendiğimizi gösterelim. Çocuğumuz da evet ben bunu yapmaya hazırım desin ve %100 olarak bunu söylesin. Evet ben bu sınavı kazanmaya hazırım. Evet çocuğum sen bu sınavı kazanmaya hazırsın. Yani mantığımız bu olmalı. Burada kazanmak, evet nereye kazanmak istiyoruz? Fen lisesi, hangi fen lisesi? O kadar farklılıklar var ki. Yani Türkiye'de ilk yüze giren okullarımız var biliyorsunuz. Her ilin kendine göre en iyi okulları var. Yani illa fen lisesi, evet puanı dediğimiz zaman. Şimdi İstanbul'daki fen lisesi de var. Öyle değil mi? Artvin'de de var. İşte atıyorum Edirne'de de var. Ankara'da var. Yani bu hangi okulla kıyaslıyorsunuz ki bunu? Şu anda eminim bütün katılımcılarımız İstanbul'da değil. Bütün katılımcımız Ankara'da değil. Bütün katılımcı benim Antalya'da değil, ne bir Kars'ta değil. Dolayısıyla her ilin kendine göre en iyi okulu var. Şimdi biz öğrencimize büyük bir bölümünü bulunduğu ilde okusun mantığını kuran bir ebeveyn özelliğine sahipsek, dolayısıyla hani dediğimiz gibi bunu çok da fazla hani şu okul bu okul diye internet demeye gerek yok. Önemli olan şu. Biz çocuğumuza güvenelim. Evet yavrum sen gerekeni yaptın. Ben senin gerekeni yaptığına inanıyorum. Ve sen sınava hazırsın desin anne baba. Çocuk da evet ya ben gerekeni yaptım. Bak ailem de bana güveniyor. Benim çok fazla panik yapmama, heyecan yapmama gerek yok. Ben ne yapayım? Sınava gideyim. Gerekeni yapayım demesi gerekiyor. Şimdi hala bakın aynı sorular geliyor Leyla Hanım. Biz dedik ki bugünden itibaren ders çalışmayı kesmek diye bir şey yok.
biz ders çalışmaya devam edeceğiz. Yani ben diyorum ki bir profesyonel koç olarak, bir eğitimci olarak son gün dahil ders çalışılır. Yani ders çalışılmaz diye bir kuralı kim çıkardı bilmiyorum. Yani öyle bir durum söz konusu değil. O yüzden ön yargılarımızdan kendimizi kurtaralım. Tamam mı? Öğrencimiz bırakın son gün, son akşam yatıncaya kadar da ders çalışsa da çalışsın. Bunda hiçbir problem yok. Gayet rahat olsun. Belki o son dakika baktığı yerden ertesi gün soru gelecektir. Yani bu böyledir. Çünkü biz biliyorsunuz Türk toplumu olarak, hatırlayın öğrencilik yıllarınızı ya. Yazılıya biz ne zaman çalıştık? Her zaman sınav akşamı değil mi? Dolayısıyla yarın sınav varsa bırak çocuk bu akşam çalışsın ya. Göz gezdirsin. İlla oturup da saatlerce, tabii ki zaten o çocuk çalışmayacak, merak etmeyin. O zaten elinden geldiği kadar ne yapar? Biraz fene bakayım der. Biraz İngilizceye bakayım, biraz matematiğe bakayım der. Bir yere sıkılır, TV izler gene. Yine telefonla uğraşır. Yani çocuğumuz bunları yaparak gününü geçirir normal zaman diliminde de. Bırakın aynı şeyleri gene yapsın. Yani bir kısıtlama yapmaya gerek yok. Artık çocuğumuz zaten o son dönemeçte. Yani o son dönemeçteyken, tamam mı? Çocuğu yapacağımız ufak tefek müdahaleler onun yoldan çıkmasında etkili olabilir. Onu yoldan çıkarmak gibi bir uğraşımız yok. Amacımız çocuğumuzun o yolda devamlılığını sağlamak, hatta biraz daha hızlanmasını sağlamalıyız, doğru değil mi? İşte bu yüzden bırakın çocuğumuz kendisini nasıl rahat hissediyorsa öyle devam etsin. Desin ki ben bugün ders çalışmak istemiyorum, çalışmasın. Ama yok ben bugün gene şöyle bir bakayım, bir deneme çözeyim, biraz test çözeyim, biraz konu tekrar yapayım diyorsa da bırakın yapsın. Yani bunun için tamamen bence bu durumu çocuğa bırakmak en güzel olacaktır. Tabii ki Yusuf Bey dinlenebilirsiniz. Yani bunda herhangi bir sıkıntı yok. Yani dedik ya, bak bu olay aslında tamamen çocuğumuzun da vereceği bir karar durumunda. Bence ona bir sorun. Deyin ki yani ne yapmak istiyorsun oğlum veya kızım deyin. O zaten size söyleyecektir. Yani biraz daha çalışayım diyebilir. Yok baba artık çok çalıştım. Artık ben yatayım, iki günde dinleneyim diyebilir. Yani burada tercihi bence çocuğa bırakmak en güzeli olsa gerek. En azından o da bir birey. En azından böyle bir tercihi ona sormak ve onun tercihini uygulamak da bence ona değer verdiğimizi gösteren bir özellik haline gelecektir. Bence olaya böyle bakmakta fayda var. Ama dediğim gibi hani son gün ders çalışılır mı çalışmaz mı, çalışılmaz diye bir kural yok. İsteyen her öğrencim yatıncaya kadar ne yapabilir? Evet, rutin bir şekilde çok da böyle kasmamak şartıyla, kendini boğmamak şartıyla ders çalışabilir, soru çözebilir. Hatta dediğim gibi evet yanlış da çıkabilir, sorularınız olabilir arkadaşlar. Yanlış çıksın bırakın. En azından bu sayede sen onu doğrusunu öğren ve ertesi gün biraz daha bilgini artırmış olarak sınava gir. Yani bunda herhangi bir handikapın söz konusu değil. Bunun haricinde şimdi sabahleyin sınav günü, bakın sınav günü sabahleyin lütfen kalktığımızda duşumuzu alalım. Bak bu çok önemli. Duşunuzu alalım. Daha sonra güzel bir kahvaltı hazırlayın. Güzel bir kahvaltı yapın. Fakat çok yağlı şeyler yemeyin. Önemli. Daha sonra zaten biliyorsunuz artık normal korumalı olarak gideceğiz sınava. Yanımıza alacaklarımızı, yani kimliğimizi, giriş kartımızı unutmuyoruz biliyorsunuz. Bu önemli. Zaten Milli Eğitim Bakanımız açıklama yaptı. Zaten maskeler verilecek sizdir ama siz yanınızda gene maskenizi götürün. Artı kaleminizi, silginizi, kalem tıraşınızı ihmal etmeyin. Bunun haricinde mümkün olduğu kadar çok kalabalık ortamlara girmeden sınavı yerine ulaşmaya çalışın. Malum bu da önemli. Yani şimdi sınava gidiyoruz derken bir yerde sağlığımıza risk atmamaya özen gösterelim. Toplu taşıma araçlarını kullanacaksak bile hani temkinli olalım. Gerekirse biraz daha erken çıkalım. Çok kalabalık olmadan hani varacağımız yere gitmek de çok büyük bir avantajımız olabilir. Zaten okullarımızın belki çoğunluğu evimize yakındır. Bu da bir inşallah avantaj teşkil eder. Yani hem öğrencimizin heyecanın yatışmasında etkilidir. Hem de en azından çok fazla kişiyle temas etmediğimiz sürece sağlıksal bir sıkıntımızın da olmayacağından dolayı kafamız da rahat olacaktır. Bu çok önemli bir özellik. Anne babalarımıza tavsiyem şu. Sınav sabahı lütfen çocuklarımızı heyecanlandıracak cümleler kurmayın. Onları telaşlandıracak cümleler kurmayın. Hareketlerde bulunmayın. Bunun haricinde onların özgüvenini düşürecek herhangi bir söylemde ve davranışta lütfen bulunmayalım. Öğrencilerimize tavsiyem şu. Cuma artık dedik ya, bugünden itibaren zaten olumlu düşünecektik, pozitif düşünecektik. Bu önemliydi biliyorsunuz. Kuralımızdı bu bizim. Gene sınav akşamı kazanmaya hazırız mantığıyla yatağımızı uzanacağız. Ve ertesi gün gelebilecek olası muhtemel soruları düşünerek uyumanızda büyük fayda var.
Sabahleyin kazanmaya hazırım, kazanmaya gidiyorum diye uyanmak oldukça önemli. Attığınız her adımda artık zihnimizde bu cümle dolaşmalı. Evet, kazanmaya hazırım, yapmaya hazırım şeklinde gitmeliyiz. Bunun haricinde mümkün olduğu kadar stresimiz, evet tabii ki stresimiz olacak, heyecanımız da olacak, bunlara sıkıntı yok. Ama biz bunları abartmayacağız. Yani heyecandan, tamam mı, stresten kendimizi çok fazla kasmayacağız ve dizginleyebileceğiz. Bu bizim için oldukça önemli. Ve o gün çok fazla abartılı bir şekilde kahvaltı yapmıyoruz. Evet, kahvaltı yapıyoruz ama abartmıyoruz. Su içiyoruz ama abartmıyoruz. Anlatabildim mi? Bakın, bunların hepsi önemli. Heyecanımızı abartmıyoruz. Korkumuzu abartmıyoruz. Bu oldukça önemli. Çünkü şimdi anne babalar eminim çocuklarımıza zorla bir şeyler yedirip içirmek istiyorlardır ama dediğimiz gibi normal seyrimizi bozmayalım sayın velilerimiz ve değerli öğrencilerimiz. Bu bizim için oldukça önemli. Yanınızda mutlaka siz giriş kartınızdan bir tanesini çift olarak alın arkadaşlar. Kimlik kartınız zaten yanınızda mecbur olarak olacak, biliyorsunuz. Bilmiyorum, yanında yurt dışından gelip de pasaportla falan sınava girecekler varsa onlar için de unutulmasın. Bunun haricinde başka ne var böyle aklınıza takılacak olan, aslında rutin şeyler. En çok şu geliyor mesela bana: ya hocam işte sınav bitecek, ara verecek, biz arada ne yapalım? Şimdi arada arkadaşlar çok fazla telaşa kapılacak bir şey değil aslında. Zaten böyle çok devasa bir ara boşluğunuz da olmayacak. O yüzden çok fazla abartılı şeylere gerek yok. O zaman dilimini artık değerlendirmek tamamen sizin elinizde. Çünkü her birinizin hayata bakışı farklı, eğlence tarzı farklı, beklerken neyle uğraşacağı bile farklı bir özelliğe sahip, biliyorsunuz. İşte sınav arasında ne yiyelim, bak şimdi Selim tam da onu sordu. Şimdi Selim, bilemiyorum ki canım, okulunuzun hani bünyesinde bir şey olacak mı, getirecek mi? Veya orada ailenizden bir şey hazırlayıp gidebilirsiniz de aynı zamanda. Hani bütün bunlar önemli şeyler. Siz mümkün olduğu kadar saat takmayın. Zaten sınıfların hepsi saat olacak sayın velilerimiz ve öğrencilerimiz. Hani metal aksam, biliyorsunuz, genellikle dikkat alınan özelliklerden bir tanesi olabiliyor sınava girişlerde. Siz her ihtimale karşı sınav çıktığınızın bir tanesini alın arkadaşlar, yanınızda bulunsun. Kimlik kartınız zaten mecburen, biliyorsunuz, yanınızda olacak. Bu da önemli. Kalemimiz, silgimiz, kalem tıraşımız, bunları gene ihmal etmemekte faydaları var. Bugünden itibaren meditasyonumuzu gene aksatmadan yapın. Ve zihninizden sürekli olarak olumlama cümleleri geçirin. Bu çok önemli. Bunun haricinde bilmiyorum, var mı sizin böyle ciddi olarak, hocam evet şu konuda çok tereddütte kaldık, soralım dediğiniz bir sorunuz varsa alayım. Hani bana en çok gelen sorular bunlar genellikle. Hani biliyorsunuz hemen hemen birçok yerde farklı yayınlar yapıyoruz. En çok gelen sorular da bunlardı genellikle. Fakat yarın akşam geç yatmayı, cuma günü erken kalkmayı asla unutmayın. Önemli. Çünkü bu sayede biz cuma akşamı çok rahat bir şekilde uyuyabileceğiz. Bunu da ihmal etmeyelim. Yumurta sayısını abartmamakta fayda var. Sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz. Malum bazen yumurta soğuk algınlığı varsa öğrencimizi sınav anında bulantıyla karşı karşıya bırakabilir. Sınav sonrası nasıl davranalım? Sanki bu şey oldu. Sınav sonrası derken çocuğun sınavı iyi geldiyse ne yapalım? Kötü geldiyse ne yapalım der gibi oldu. Evet, kötü geldiyse falakaya yatıralım çocuklarımızı. İyi geldiyse tatile gönderelim. Evet. Şimdi tabii işte su arkadaşlar, yanınızda şeffaf şeylerde, bu pet şişelerde su alabilirsiniz. Vakit ile sıkıntıyı nasıl çözeceğiz demiş Atakan. Şimdi Atakan'cığım, daha önceki yaptığımız seminerlerde zaten bununla ilgili ben sizlere öğütler vermiştim. Zaten şimdi bu kalan 3 günlük zaman diliminde zaman kavramını düzenlemek diye bir durumumuz olamaz, biliyorsunuz. Şimdi zaten sınav süremiz arkadaşlar aslında verilen soru sayısına göre çok yeterli. Burada tek sıkıntı ne biliyor musun? Tek sıkıntı senin odaklanman. Yani odaklanabildiğin sürece bir soruyu okuma hızın artacaktır. Anlama hızın da artacaktır. Eğer ki kaygı seviyen ve heyecan seviyende abartılı bir artış yoksa zaten sen o soruyu sana verilen sürenin daha altında çözebileceksin, merak etme.
O yüzden burada zamanın yetişip yetişmemesi, verilen zaman aslında yeterli bir zaman dilimi. Çünkü malum ilk aşamamızda arkadaşlar toplamda 50 sorumuz var ve 50 soruya verilen süre 75 dakika. Az bir zaman dilimi değil, yeterli bir zaman dilimi. Ama neye göre yeterli? Dediğimiz gibi eğer ki rahat bir şekilde odaklanabildiysek ve stresimiz, heyecanımız dozundaysa, bakın dozundaysa, korkumuz dozundaysa biz zaten o soruyu ilk okuyuşta doğru bir şekilde anlayabiliriz ve gereken o verilen zaman diliminden de daha erken çözme şansına zaten sahip olacağız. Soruların çok uzun gelmesinden korkmayın. Aslında uzun sorular daha kolaydır. Genel mantık budur. Sadece psikolojik bir orada yanılsama vardır. Çünkü öğrenci matematikte, fende ve ne bileyim Türkçe sorularında böyle çok karışık şekilli soruları görünce bir an korkuyor. Aslında korkmayın. Tam tersi onlar daha rahat çözebileceğiniz sorular durumdadır, emin olun. Bu çünkü defalarca denendi ve yaşandı, psikolojik olarak da görüldü. Zaten sorulara da baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Evet ya, gerçekten de çok kolaymış diyorsunuz. O yüzden bence çok büyük handikap yaşamayın o konuda. Dediğimiz gibi bakın, buradaki her bir öğrencim Türkçenin, inkılap tarihinin, daha sonra İngilizcenin, din kültürünün, matematiğin, fenin bütün sorularını çözebilecek bilgiye ve donanıma sahip. Hepiniz oradaki bütün soruları yapabilecek zekaya da sahipsiniz. Emin olun. Buradaki en önemli özellik ne biliyor musunuz? İşte senin o sınav günü psikolojin. O sınav günü psikolojin de senin tabii ki genetik olarak taşımış olduğun özellikler dahilinde işte kaygı seviyeni, heyecanını, tamam mı, özgüvenini kontrol altına almanla ilgili, dikkatini, odaklanmanı tamamen o gün ayarlayabilmenle ilgili. Yani onun haricinde emin olun, buradaki her bir öğrenci bütün o soruları yapabilecek güce, potansiyele sahip. Bundan hiçbirinizin asla kuşkusu olmasın. Ama dediğimiz gibi kim bunların hepsini yapabiliyor işte? Çok zekiler değil arkadaşlar. O sınav gününde daha rahat olan, evet hazırlığını yapmış olan, kendine güvenen insanlar onu çok rahat yapabiliyorlar. Bazen hani çok heyecanlanınca en iyi mesela yaptığın yemeği bile heyecandan dolayı bazen tuzunu eksik koyarsın, ne bileyim yağı az olur veya ne bileyim acısı fazla olur ya, onun gibi düşün. Yani heyecan işin içine girince ve korku işin içine girince insanlar genellikle panikler ve paniklediğimiz zamanlarda biz mümkün olduğu kadar sağlıklı düşünemeyiz. Sağlıklı düşünemediğimiz zaman da maalesef sağlıklı bir çözüm de üretemeyiz. İşte o yüzden diyorum ki sizlere, emin olun sizler o soruları cevaplayacak bilgi var. Tek yapmanız gereken nedir? Bugünden itibaren bu işi yapabileceğine inanmak, kendini buna tamamen şartlandırmak ve odaklamak, sınav günü de Bismillah deyip çözmek. Yani olay bu. Böyle çok abartacağınız bir şey yok arkadaşlar. Normal bir deneme sınavı ya, yani öyle düşünün. Sorular gayet daha net olacak. Herhangi bir çelişki barındırmayacak içerisinde. Dolayısıyla sen sadece kendinle baş başa kalacaksın orada. Ve sağlıklı bir şekilde heyecana kapılmadan, korkmadan, tamam mı, o soruyu okuyacaksın. Güzelce ne demek istediğini anladıktan sonra da güzel güzel çözeceksin. Zaten bu şekilde başlarsanız, mesela hani diyelim ki sözel bölüme geçtiniz. Hani en iyi olduğun Türkçedir mesela. Ne bileyim ilk soruyu mesela Türkçeden çöz. Ya da en iyi olduğun konu din kültürüdür. Ne bileyim din kültüründen bir soru çözersin. Amaç nedir burada? İlk soruyu doğru yapmaktır. Genellikle ilk soruyu doğru yaptığımız zaman zaten gerisi beraberinde geliyor. Yani bir özgüven de geliyor. Ama öğrenci bazen ilk sorudan tökezleyeceğini düşünüyor ve öyle de oluyor. Ondan sonra hep bir ön yargıyla gitmeye başlıyor. O yüzden ben de çok acele etmeyin bakın. Kitapçınızı aldıktan sonra arkadaşlar bakın. Mesela şöyle sayfaları karıştırın. En kolay gördüğünüz sorudan başlayınca bunda bir problem yok ki. Yani illa kural olarak Türkçeden başladın sırasıyla gideceksin diye bir kural yok biliyorsunuz. Önemli olan verilen zaman diliminde bütün sözel soruyu ne yapabilmek? Çözebilmek. O yüzden bence çok fazla böyle abartılı bir şeye ihtiyacınız yok. Daha net olacak sorularımız, emin olun. Ve en geç 9'da okulda olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Zaten MEV'in de yapmış olduğu açıklama bu şekildedir. Dediğimiz gibi sabahleyin çok fazla heyecanlanacak, kaygınızı, korkunuzu artıracak olaylardan sakının. Özgüveninizi kaybetmeden sınav anı dahil, tamam mı, o özgüvenle
sınavınızı devam ettirin. Emin olun, sınavın sonuna geldiğiniz zaman şunu diyeceksiniz: evet ya, hocam söylemişti. Gerçekten hocamızın dediği gibi sınavımız gayet güzel geçti. Biz demek ki bunların hepsini yapabilecek kadar öğrenmişiz diyeceksiniz. Emin olun, ortaya çıkan tablo aynen bu olacak. Ve sınavdan sonra bu tercihler dönemi gündeme gelince, ben tercihlerle ilgili yine bir size program yapacağım, merak etmeyin. Zaten sözüm vardı, biliyorsunuz. Orada ben size okullar hakkında bilgi vereceğim, bölümler hakkında bilgi vereceğim, tamam mı? Bulunduğumuz illere göre belki şeyden de yayınlarım ben size arkadaşlar. Hangi illerde hangi okullarımız, taban puanlar nelerdir, neden tercih etmeliyiz diye de bir çalışmamız olur. Onları yayınlarız, tamam mı? Siz öncelikli olarak şu sınava odaklanın. Yani tercih boyutu, biliyorsunuz, ondan sonra gündeme gelecek olan bir özelliğimizdir. Öncelikli olarak şu anda sınavımızı dikkate alalım, tamam mı? Dediğimiz gibi gayet rahat olun. Hatta şu andan itibaren oturun, gözlerinizi kapatın. Evet, ben bütün soruları yapabilecek kadar bilgiye sahibim diye defalarca, mesela bir 100 defa söyleyin. Hani derler ya, bir insana 40 defa deli derseniz deli olurmuş diye. Siz düşünmeyin arkadaşlar, 40 defa evet ben bütün o soruları çözmeye hazırım, onları yapabilecek bilgiye sahibim diye içinizden tekrarlayın. Üşenmeyin, yazın teker teker bunları. Yani zihninize gizli emir verin. Sen bunları biliyorsun, yap deyin. Sen bunları biliyorsun, çöz deyin. En azından bu şekilde kendimizi ne yapalım? Konsantre edelim. Artı sınava başladığında optiğimize, biliyorsunuz, adımızı soyadımızı yazacağız, imzamızı atacağız, kitapçı türüyle ilgili şartlamalar yapacağız. Onlara çok dikkat ediyoruz. Diyelim ki bir soruyu çözemediniz, tamam mı? Boş bırakın, yuvarlak için alın sorumuzu. Hemen optikten de, o boş aldığımız soru vardı ya arkadaşlar, o optikteki soru hizasını şöyle boydan boya hafifçe çizin. En azından bu sayede kaydırma yapmayı engellersiniz. Daha sonra bütün soruları çözdük. Kalan zaman diliminde o boş bıraktığınız yerlere geçin, tamam mı? Ve onlara odaklanın. Bir soruyu bir defa okudun, anlamadın. İkinci defa okuma. Soruyu boş bırak, geç. Çünkü beyin defalarca okuduğu bir şeyi hep karıştırır. Netliği algılayamaz. Anlatabildim mi? O yüzden mümkün olduğu kadar ilk defa okuyuşumuzda anlayamadığımız bir soru olduysa lütfen o soruyu boş bırakın. Bir dost tavsiyesi bu, bakın. Ve sonraki soruya geçin. En son o boş bıraktığımız sorulara dönelim. Çünkü bizim öğrencimiz bazen şunu yapıyor arkadaşlar. Bir soruyu 5 defa okuyor. 5 defa okuyor ama buna rağmen yanlış çözebiliyor. Bu sefer de orada kaybetmiş olduğu zamandan dolayı sınavı yetiştiremiyor. Ve asıl çözebileceği soruları çözmeden sınav bitiyor. O yüzden diyorum ki sizler lütfen bir soruyu okuyun. Anlamadığımız zaman o soruyu boş bırakın. Hemen diğer soruya geçin. Vakit kaybetmeyin. En son bütün soruları çözdükten sonra kalan zaman diliminde ne yapalım arkadaşlar? O boş bıraktığımız sorulara rahat rahat zaman harcayabilirsiniz. Anlaştık mı? Özlem, emin ol normal LGS denemesinden daha net sorular gelecek, güzel sorular gelecek ve yapmış olduğunuz denemelerden artı 10 puan daha fazla alacak şekilde düşünün, tamam mı? Yani o sandığınız kadar, hani böyle gözünüzde büyüttüğünüz kadar zor bir sınav falan olmayacak. Hiç merak etmeyin. Gayet güzel bir sınav olacak. Ve emin olun, belki birçok öğrencimiz, mesela ben onu yaşamıştım yıllar öncesinde arkadaşlar. Ve birçok öğrencim de aynı olayı yaşadı. En son girmiş olduğu deneme sınavlarına göre gerçek sınavda 20 net 30 net artılanlar da olmuştu mesela üniversite sınavlarında. LGS ve TEOG dediğimiz sınavlardaysa arkadaşlar, en son yapmış olduğu denemelere göre 10 net 15 net fazla yapan birçok öğrencimiz mevcut. Yani bu olay biraz da sınavla ilgili, yani sınavdaki senle ilgili daha doğrusu. Çünkü orada eğer ki sen gerçekten zihnini toparlayabildiysen ve konsantre olabildiysen orada çözemeyeceğin soru yok. Eğer ki senin bilgisel, evet hocam ben şu konularda eksiğim var diyorsa ona bir şey diyemem. Ama artık bugüne kadar herhalde öğrencimizin bir eksiği kalmamıştır diye düşünüyorum. Çünkü zaten malum ilk dönemin konularından sorumluyduk. Onları zaten biz işlemiştik, bitirmiştik. O günden itibaren ne yaptık? Sürekli olarak tekrar ettik biz bunları. Eğer ki herhangi bir dikkatsizlikten dolayı yanlış işaretleme yapmazsanız, bir kaydırma yapmazsanız emin olun gerçek sınav arkadaşlar birçok denemenizden daha güzel geçecek ve size daha net veriler verecek ve sizler emin olun
O soruları çözebildikçe daha çok net yapabilmek için sınavın sonuna kadar o heyecanla sınavın zamanın nasıl geçtiğini dahi emin olun anlamayacaksınız. İşte o yüzden sınav anı çok önemli diyorum Metehan. Yani sınav anı her şeyin belirleyicisi. İşte o sınav anına giden yol da artık bu hafta itibariyle başladı. Yani o yüzden diyorum ya, mümkün olduğu kadar hani heyecanımızı yatıştırmaya çalışalım. Bizi çok heyecanlandıracak, çok korkulacak şeyler yapmamaya özen gösterelim ki hani yarın bir gün herhangi bir sıkıntı yaşamayalım, tamam mı? Evet, var mı herhangi bir sorusu olan? Evet, sorunun üstünü değil. Optikte işaretleyeceğimiz yer var ya, kodlama yaptığımız. Orayı şöyle çizelim ki üzerine hani orasının boş bıraktığımız soru olduğunu görelim diye. Soruyu niye çizelim? Optikten çizme yapacağız. Sorumuzun da başına yuvarlak için alacağız. Yani boş bıraktığımız soru anlaşılsın diye. Ne demiş? Furkan hocam, ben soru kodluyorum. Emin oluyorum ama vakit kaybettiğimi düşünüyorum. Furkan, fark etmiyor canım. İstersen en son kodla, istersen soru soru git. Fakat en güzeli bence soru soru gitmektir. Çünkü bu sayede zaten sana verilen süre neyle ilgili? Bir dakikada, diyelim ki örnek veriyorum, bir dakika zamanımız var soruda. O bir dakika soruyu hem okuman hem de kodlaman için verilen bir süredir. O yüzden hani okuyup cevaplayıp kodlayarak gidersek bizim için daha etkili olacağı kanaatindeyim. Yani en azından ben birçok öğrencime bu tavsiyede bulunuyorum ve yıl boyu da bu şekilde eğitiyorum onları. Başka var mı sorusu olan? Tabii ki vakit kaybı olmuyor Hazar. Çünkü zaten aynı şey. Yani sen o kodlamaya her şartta aynı süreyi zaten harcıyorsun. İstersen hemen soruyu çöz, akabinde kodla, istersen en sona bırak. Fark eden bir şey olmuyor. Her şartta zaten o kodlama zamanımız öyle ya da böyle harcanacak durumda. Evet Selin, gene sen neyi sordun bakayım, nasıl yapacağız diye bakayım bir. Benim için dediğim gibi tek tek kodlamanız en güzeli. Yani soruyu çöz kodla, soruyu çöz kodla diye giderseniz arkadaşlar ben daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim. Tekrarlıyorum Leyla Hanım. Ben öğrencilerime her çözmüş olduğu soruyu kodlamasını tavsiye ediyorum. Ama siz bugüne kadar böyle yapmaya alışmadıysanız öğrencimiz normal alıştığı şekilde gidebilir. Yani bu, ben öğrencimizin nasıl çalışıp nasıl denemeye girdiğini bilmediğim için ben kendi danışmanlık yaptığım, koçluk yaptığım öğrencilerde uygulamış olduğum yöntemi söylüyorum. Diyorum ki öğrencilerimiz her soruyu çözdükçe kodlayarak ilerlesinler. Hani bu olay zaten bir soruya verilen zaman dilimi bununla ilgilidir. Sen o soruyu okuyacaksın, çözeceksin, kodlayacaksın. Zaman dilimi buna göre belirlenmiştir. Yani o yüzden bu önemli. Hani benim kanaatim bu. Ama öğrencimiz Eylül'den itibaren her 5 soruda bir kodlamaya alışmıştır. O şekilde devam etsin. Yani o sistemini bozmayabilir. Ve hocam ben zaten komplesi bitirip daha sonra kodluyorum diyenler de olabilir. O da ya doğrudur. Yani onlar yanlış diye bir özellik yok. Ben sadece hani uygulamış olduğum kendi sistemimi söyledim. Hani bir yanlış anlaşılma olmasın burada. Çizik kalmasının herhangi bir sakıncası yok. Yani onlar ofisler derdime zaten girmiyor, merak etmeyin. Zaten o böyle çok belirgin bir çizgi olmayacağı için amacımız da zaten orada bizim orayı boş bıraktığımızı anlayabilecek bir işaret durumunda düşünün arkadaşlar onu. Böyle o zaten kocaman böyle bastırarak kalınca çizmeyeceğiz zaten orayı. Zaten öğrencimiz muhtemelen buna benzer çalışmalar yapmıştır diye düşünüyorum. Yapmadıysanız bile en azından bu 1-2 günde bir optik üzerinde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yani öğrenci hangi soruyu boş bıraktıysa optikte o boş bıraktığı yerin hemen üzerine böyle hafif çizmeyi ihmal etmesin ki en azından kaydırmayı engellerim. Çünkü kaydırma da önemli bir sorunlardan olarak karşımıza geliyor. Yani öğrenci evet çok güzel yapıyor ama bir tane soruyu kaydırdığı zaman artık malum sonrasında diğerden doğru yapmanızın hiçbir önemi evet söz konusu değil. Sizlerin yazıp kodlayacağı yerler var arkadaşlar optiklerde. Daha sonra mesela bir öğrencimiz hocam ben sayfa sayfa kodluyorum demiş. Olabilir. O da hani yanlış bir yöntem değil arkadaşlar. Yani o yüzden ona çok fazla takılmayın. Önemli olan size verilen süre zarfında, yani 75 dakika zarfında sizin o soruların hepsini çözmeniz ve bütün kodlamaları yapmış olmanız gerekiyor. Olay bu. Peki bunun haricinde arkadaşlar var mı herhangi bir sorumuz?
Evet, Yusuf demiş ki hocam, eğer üstümüzde normal olarak da bir yorgunluk varsa Perşembe'de uykumuzu alamazsak demiş. Şimdi Yusuf, bunu bilemiyorum. Yani öğrencimizin şu andaki durumu nedir, niye bir yorgunluğu var onu bilemediğim için onun için bir çözüm üretemem. Yani sonuçta öğrenciyi tanımıyorum, bilmiyorum niye bir yorgunluğu var onu da bilmediğim için. Hani şöyle yap demek yanlış olacaktır. Ben sadece genelleme olarak bunu söylüyorum. Diyorum ki Perşembe günü her öğrencimiz mümkün olduğu kadar geç yatsın. Cuma günü erken kalksın ki evet Cuma akşamı zaten sınav heyecanında olacağından dolayı öğrencimiz uyumada zorluk çekecektir. Ama bir önceki günden uykusuz olduğundan dolayı daha rahat uyuyabileceğinden dolayı bunu söyledim. Ama başka bir öğrencimizin özel bir durum varsa onun için bir şey diyemem arkadaşlar. Yani buradaki yapmış olduğum genellemeler birçok öğrencimizin bireyselliğini bağlamayabilir. Sınıfa erken gidip orada vakit geçirmeniz bir handikap değil. Zaten hani öğrencimiz kendi okulunda sınava gireceğinden dolayı zaten farklı yabancı bir ortama gitmiş olmayacak. Hani öyle bir handikaplı durum söz konusu değil ama acaba işte 8.30'da sınıflar almayabilirler. Ama alırlarsa da sıkıntı yok. Yani öğrencimiz çok rahat girip sınıfın en azından sınıf ortamına adaptasyon anlamında o vaktini değerlendirebilir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. İki şık arasında kalırsak ne yapalım? Boş bırakın arkadaşlar. Yani ben öğrencilerime atmayı pek tavsiye etmiyorum. Öğrencilerimiz mümkün olduğu kadar bir soruda çelişkide kaldılarsa lütfen boş bıraksınlar. Çünkü malum bazı öğrencilerimiz imkan olsa sınav esnasında yazı tur atacaklar neredeyse. Acaba hangisini işaretleyelim diye. O yüzden o piti piti diye sayanları bile gördüm arkadaşlar ben denemelerde. Yani bunlar ciddi ciddi karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. O yüzden mümkün olduğu kadar iki şıkta kaldığımız zaman lütfen boş bırakalım. Bu önemli. Ve emin değilsek yani sallayarak soru tutturacağız diye bir şeyimiz yok. Öyle bir hevese kapılmayın lütfen. Bilmiyorsak boş bırakın. Ve dediğimiz gibi boş bıraktığımız soruyu da optiğimizden iyi şey yapalım ki arkadaşlar kaydırma sorunu olmasın. İşte Dönay, bunun için Perşembe ve Cuma günü mutlaka ne yapman gerekli? Optik üzerinde deneme yapman gerekli, tamam? Evet Yusuf, yatma ve kalkma saatlerimiz Perşembe ve Cuma günleri kaçta olmalı demiş. Bak Perşembe Cuma günleri saat kaçta diye bir şey yok. Perşembe günü mümkün olduğu kadar geç yat. Mesela gece saat 1'de yat, sabahleyin saat 7'de kalk. Erkenden kalk ki uykunu tam almış olma. Böylelikle Cuma günü akşama kadar zaten hayatta olacağından dolayı erken uykun gelecek. Cuma günü çok rahat bir şekilde erkenden yatacaksın. Dolayısıyla 8-9 saatte yapmış olsan zaten uykunu çok rahat alacaksın. Yani bunda herhangi bir handikaplı durum söz konusu değil, tamam mı? Arkadaşlar sınav esnasında maske takmayacaksınız. Camlarınız açık olacak sınıflarda. Tabi hava şartlarını bilemiyoruz arkadaşlar o gün ama sınav başladığında öğrencimiz maskelerini açabilecekler biliyorsunuz. Milli Eğitim Bakanımız bu şekilde açıklama yapmıştı. Ama sınava girerken zorunlu. Yani o okulun bahçesine girerken de maskeniz olacak. Okula girerken de maskeniz olacak. Sınav başladıktan sonra maskemizi çıkarma iznimiz olacak arkadaşlar. Şimdi ben genel olarak söyledim arkadaşlar bakın. Bir soruda çelişkide kaldıysak boş bırakın diyorum. Yani bunun bir yüzdesi yok. Zaten yüzdelik olarak hocam bu %60 bu %70 zaten işaretle. Bunu bana sormana gerek yok. Ama bir soruda muallata kaldığınız zaman %70 diye bir oran veremezsiniz. %51 diye bir oranı olmaz onun. Zaten oranı verebiliyorsan zaten doğru şıkka gidiyorsun demektir. Hani o yüzden bunun pazarlığı yok sevgili arkadaşlarım, tamam? Evet tabii ki mutlaka yayınımızı beğenin. Katılım şu anda oldukça güzel. Tabii ben buradan tam sayı 140 olarak görüyorum. Herhalde doğru görüyorumdur büyük bir ihtimalle. Güzel bir çalışma oluyor. İnşallah önümüzdeki yılda da zaten buna benzer yıl boyu itibariyle öğrencilerimize yönelik çalışma başlatacağım ben. Alev Hanım'la bunu inşallah bu yaz döneminde planlayacağız. Önümüzdeki yılda artık Eylül'den itibaren varsa belki aramızda hocam biz seneye çocuğumuz 8'e geçecek ve üniversite hazırlığa geçecek diyenlerimiz varsa bu anlamda güzel çalışmalarımız olacak sana merak etmeyin. Mesela benim genel yayın yönetmenliğini yapmış olduğum bir denememiz vardı. 3-2-1 yayınlarından. Fakat denememiz biraz tabii geç çıktığından dolayı burada herhangi bir çekiliş yapma veya sizlere hediye olarak gönderme şansımız olmadı. Ama inşallah seneye bu sayede sizlere elimden geldiği kadar destek olmaya çalışacağım.
Dediğim gibi telefon numaramı lütfen kaydedin. 543 857 çift 006 543 857 çift 006 numaramı kaydedin. Gerektiğinde rahat bir şekilde arayabilirsiniz. Merak etmeyin, çekinmeyin. Ankara'da yaşayanlarımız varsa zaten Ankara'da benim ofisim de var arkadaşlar. Bu anlamda ihtiyaç duyduğunuz takdirde elimden geldiği kadar destek olmaya, yardımcı olmaya çalışırım. Ankara'daki velilerimiz varsa bu anlamda hani bir gün oturup kahve içelim, çay içelim her zaman için beklerim. Yakın iller tabii biz birçok il hasta geziyoruz dönem içerisinde ama inşallah bir gün denk geliriz sizlerle de. Bu arada tabii ki birkaç dakikamız kalmış galiba. Gene güzel bir yayın oldu. Evet, var mıdır son dakika sormak istediklerimiz? Görevli öğretmenlerimiz farklıdır Sevgi Hanım. Yani aynı öğretmenlerimizi aynı okullarda görevlendirmezler. Muhtemelen farklı okuldaki öğretmenlerimiz gelecektir. Bu arada şöyle mesajlara bakıyorum da acaba var mı gözden kaçırdığım? İlla ki birçok mesajı görmemişimdir ama TYT için ne düşünüyorsunuz diyen var. Tabii TYT için ne düşünüyorum? YKS malum TYT ve AYT olarak bir sonraki iki hafta sonrasında biliyorsunuz gündeme gelecek olan bir sınavımız durumunda. Dolayısıyla ona da hazırlık yapan 3 milyon civar öğrencimiz var biliyorsunuz. Zaten normalde MSÜ sınavı da önceki yıllarda Mart'ta yapılır. Öğrenciler orada bir acemilikten atarlardı ama bu yıl öyle olmadı malum. İkisi de böyle peş peşe gelen sınavlar durumunda olduğu için. Ama ben YKS'nin de bu yıl çok zor olacağı kanaatinde değilim. Zaten biliyorsunuz TYT hemen hemen LGS içeriğimizde olan bir sınav durumunda, ağırlık yorumdur. Ama tabii ki AYT bilgi gerektiren bir içeriğe sahip olsa da ben hani böyle çok zorlayıcı nitelikte olacağını düşünmüyorum. Yani aynı mantık orada geçerli. Çünkü aslında öğrencilerimizin şu anda evde kapalı kalması ve havaların da genel intibayla serin gitmesi büyük bir avantaj oldu diye düşünüyorum. Kıyafetle ilgili bir bilgi yok Özge Hanım. Yani istediğiniz şekilde giyinebilirsiniz. Yani genel okul kuralları çerçevesinde. Bir soru üzerinde çok fazla durmayın dedim. İlk bir soruyu okudunuz, çözemiyorsak geçiyoruz demiştim, hatırlayın. Yani burada o önemli. Çünkü bazen gereğinden fazla vakit kaybettiğimiz zaman çözebileceğimiz sorulara zaman kalmıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok önemli. Daha sonra verilen arada, yani sözel bittikten sonraki aramızda arkadaşlar gene çok abartılı şeyler yemeyin. Ne yediğinizin bir önemi yok ama böyle tabii çok yağlı şeyler de olmasın arkadaşlar. Orada bir simit bile bizim ihtiyacımızı karşılayabilir. Bir sıcak bir şey içmeniz sizi biraz daha sakinleştirecektir. Bu önemli. Az da olsa bir hani şeker veya bir lokum yemeniz önemli. O verdiğimiz ara zarfında arkadaşlar, tamam mı? Bu yüzden dediğimiz gibi rahat olun. Sizler bu sınavı kazanmaya hazırsınız. Ben şimdiden hepinizi alkışlıyorum. Şimdiden hepinize evet, bu alkışım kazanma alkışınız olsun inşallah. Emin olun sınavdan çıktığınız zaman da siz bu alkışı kendinize yapacaksınız. Gerçekten güzel bir şey olacak. Yani o sınavdan çıkarkenki gözlerinizdeki parıltı, evet ya hocam demişti ben gerçekten bunu yapabildiğimi ispatladım diyeceksiniz. Evet, telefon numaramı tekrarlıyorum. 0543 857 çift 006 0543 857 çift 006. Evet, süremiz doluyor. Birazdan muhtemelen yayınımız kapanacak arkadaşlar ve sevgili öğrencilerim. Öğrencilerime buradan beni sabırla dinlediklerinden ve dediklerimi harfiyen yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize başarılar diliyorum. İnşallah hayat sizi her zaman başarılı sonuçlarla karşılaştırır. Tabii ki bazen başarısızlıklar da bizim için büyük bir başarıdır. Çünkü bu bizi bileyen, biraz daha gaza getiren ve sonraki çalışmalarımıza aslında motivasyon kaynağı olan bir özelliğe sahiptir. Buradaki her anne ve babamızı tebrik ediyorum. Böyle çocuklara sahip olduklarından dolayı. Ve her şeye rağmen birbirimizi sevelim diyorum. Yani burada çocuğumuz kazansın, kazanmasın, bu çok önemli şeyler değil. Sonuçta biz bir aileyiz, bu daha önemli bir özellik durumunda. Bu yüzden sizler de bugün itibariyle öğrencilerimizi alkışlayın ve onlara gerekeni yaptıklarını anlatın. Onların da vicdanı rahat olsun, sizin de vicdanınız rahat olsun.
Emin olun bu sınav hepinizin çok iyi sonuçlar meydana getirecek. Emin olabilirsiniz. Zaten tercihler döneminde de demeye çalıştığımı daha net anlayacaksınız. Daha rahat anlayacaksınız. O yüzden rahat olun. Çocuklarımız bu sınavı emin olun yüz akıyla geçmiş olacaklar. Ve yarınlar için daha güzel umutları olacak. Ve daha büyük başarıya imza atmak için o güce sahip olduklarını hissedecekler ve görecekler. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. İsteyen arkadaşlarımız sınavdan çıktıktan sonra bana durum hakkında mesaj gönderebilirler. Bu arada biliyorsunuz benim Yeni Nesil LGS diye bir Instagram sayfam var. Oradan inkılap tarihi sorularını çözebilirsiniz arkadaşlar. Yeni Nesil LGS Instagram hesabım var. Orada bilgiler paylaşımım var. O bilgileri gözden geçirin sınava girmeden. Daha sonra sorumlu olduğunuz konularla ilgili 3 ayrı deneme yayınladım arkadaşlar. Ona mutlaka bakın. Yine Abdurrahman Yılmaz adıyla YouTube kanalım var. Zaten Instagram hesabımda YouTube kanalımın da linkini göreceksiniz. Orada o sorularımızın da detaylı çözümlerini ben yükledim. Lütfen onları da izleyin, tamam mı, sınava girmeden önce. En azından inkılap tarihinden sayemde bir soru yaparsanız ne mutlu bana. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Alev Hanım, tekrar teşekkürler. Bu değerli insanlarla beni buluşturduğundan dolayı teşekkür ediyorum sana. Önümüzdeki yılda inşallah daha farklı çalışmalara birlikte imza atmak umuduyla diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz.